İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Hicaz Demiryolu hakkında bilgiler sunmak istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, Hicaz Demiryolu 2. Abdülhamit tarafından 1900 ila 1908 yıllarında Şam'la Medine arasında inşa ettirilen demiryoluna verilen isimdir. Hicaz bölgesine demiryolu yapılmasına dair ilk fikirler 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya atılmış, ancak yapılan araştırma ve tetkikler sonunda bölgede yaşayan kabilelerin tepkilerine yol açabileceği ve deniz yolu taşımacılığının demiryolu inşaatına göre daha ucuz olduğu gerekçeleriyle vazgeçilmişti. 1891'de Hicaz kumandanı olan Osman Nuri Paşa da İstanbul'a gönderdiği bir raporda Cidde-Mekke arasına yapılacak bir demiryolu hattının gerekliliği ve önemi üzerinde duruyordu. Osman Nuri Paşa'nın bu raporu bir süre sonra 3 kişilik bir komisyonda ele alındı ve makul bulunarak Cidde-Mekke arasında yapılacak bir demiryolunun özellikle hacıların yol boyunca çektikleri sıkıntıları ortadan kaldıracağı ifade edildi. Hicaz bölgesine demiryolu inşasına dair farklı teklifler söz konusuydu ama bu konudaki en kapsamlı teklif 1891'de Ahmet İzzet Efendi'den gelmişti. O sırada Cidde Vakıflar Müdürü olan İzzet Efendi sunduğu raporda Şam'dan başlayarak Medine'ye kadar getirilecek bir demir yolunun Hicaz'a yönelecek dış saldırılarla bölgede çıkabilecek isyanlara karşı önemli bir savunma vasıtası oluşturacağını, aynı zamanda hac yolculuklarını da kolaylaştıracağını yazmaktaydı. 2. Abdülhamit, ilgisini çeken bu teklifi inceleterek, ilgili kimselerin fikirlerini aldıktan sonra kesin kararını vererek, 2 Mayıs 1900'de yayımladığı bir iradeyle inşaata başlanmasını istedi. Hicaz Demiryolu'nun inşaatı, 1 Eylül 1900 tarihinde yapılan resmi bir törenden sonra başladı. İlk aşamada Şam'dan Mekke'ye ulaşması planlanan demiryolu hattının ileride Akabe ve Cidde'ye bağlanması, hatta Yemen'e kadar uzatılması düşünülmüştü. Hicaz demiryolunun yapılmasındaki sebeplerin başında askeri, siyasi ve dini amaçlar gelmekteydi. Her şeyden önce demiryolu bölgeye askeri zevkini hızlandıracağından muhtemel ayaklanmalara ve dışarıdan vuku bulacak saldırılara karşı savunma rolü üstlenecekti. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin askeri etkinliğinin artması bölgede siyasi otoritesinin güçlenmesine de yardım edecekti. Yalnız savaş ve isyan durumlarında değil, normal zamanlarda da Hicaz'la Yemen'e asker ve mühimmat sevkiyatı demiryoluyla yapılacak, böylece Süveyş kanalına duyulan ihtiyaç ortadan kalkacaktı. Ancak kamuoyuna yapılan açıklamalarda projenin askeri ve siyasi yönünden ziyade dini amacı ön plana çıkarılıyordu. Hicaz hattı büyük zahmet ve meşakkatlerle yapılabilen hac yolculuğunu da kolaylaştırarak büyük bir dini hizmete vesile olacaktı. Çünkü Suriye'den Medine'ye yaklaşık 40, Mekke'ye 50 gün süren uzun ve bedevilerin saldırıları sebebiyle tehlikeli olan yolculuk 4-5 güne inecekti. Üstelik demiryolu, hacıların gidiş geliş masraflarını öncekiyle kıyaslanamayacak derecede azaltacak ve bu durum yakın gelecekte hacıların sayısını da arttıracaktı. Proje aynı zamanda 2. Abdülhamit'in İslam alemindeki itibar ve nüfuzunu da kuvvetlendirecek, Müslümanların ortak bir eser ve amaç etrafında dayanışmasını sağlayacaktı.
Bunların yanı sıra demiryolunun işletmeye açılmasıyla birlikte ticari faaliyetlerin gelişeceği, ekonomik canlılıkla birlikte şehirleşmenin de hızlanacağı tahmin ediliyordu. Değerli dinleyicilerimiz, Hicaz Demiryolu'nun tahmini maliyeti 4 milyon lira olarak hesaplanmıştı. 1901 yılı devlet bütçesindeki harcamaların %18'ini aşan bu miktar, o dönem Osmanlı maliyesi için büyük bir meblağdı ve projenin finansmanı konusu önemli bir problem teşkil ediyordu. Devlet gelirlerinin tamamı belirli giderlere tahsis edildiğinden hazineden ek ödenek ayrılması da imkansızdı. Dış borç ve 93 harbi tazminat ödemelerinin sürdüğü ve memur maaşlarının maliyeyi her yıl sıkıntıya soktuğu bir dönemde maliyeti böylesine yüksek bir projenin gerçekleştirilmesi için finansman meselesinin Müslümanlardan toplanacak bağışlarla çözümlenmesine, inşaatın başlangıcında ortaya çıkacak acil para ihtiyacını karşılamak üzere de Ziraat Bankası'ndan kredi alınmasına karar verildi. Bağış işlerinin organizasyonu İstanbul'da Maliye Nazırı'nın başkanlığında kurulan İhane Komisyonu'na havale edildi. İhane Komisyonu projeye yapılacak bağışları mümkün mertebe arttırabilmek için bu hattın yalnız Osmanlıların değil bütün Müslümanların ortak eseri olduğu ve İslamiyet'e bağlılığın bu dini amaçlı projeye destek vermeyi gerektirdiği tezini özellikle işlemişti. Projenin halka benimsetilmesinde ülke içindeki ve dışındaki din adamlarıyla gazeteci ve tüccarlardan faydalanıldı. Resmi sivil birçok kişi bağış kampanyasına destek verdi ve ilk bağış 50 bin lirayla 2. Abdülhamit'ten geldi. Onu diğer devlet adamları ve bürokratlar takip etti. Bu arada çok sayıda memur kendi arzusuyla birer maaşını bağışladı. Resmi nitelikteki yardımların ardından halkın bağışları geldi. Binlerce Osmanlı vatandaşından başka diğer Müslümanlardan da yardımlar geliyordu. Başta Hindistan, Mısır, Rusya ve Fas Müslümanları olmak üzere Endonezya'dan, Singapur'dan, Güney Afrika'dan, Avrupa'daki bazı İslam cemiyetlerinden, Tunus, Cezayir, hatta Amerika'dan bağışta bulunuldu. Fas emiri, İran şahı ve Buhara emiri gibi Müslüman devlet idarecilerinden de yardımlar geldi. Bu geniş katılım Hicaz Demiryolu projesinin bütün dünya Müslümanlarınca benimsendiğinin bir işaretiydi. Bağışta bulunanları ödüllendirmek için İzzet Paşa'nın tavsiyesiyle nikel, gümüş ve altından Hicaz Demiryolu madalyaları ihdas edildi ve bu madalyalar halkı bağış yapmaya yönlendirmede önemli bir rol oynadı. İnşaatın ilerlemesiyle artan masraflar demiryolunun yalnız bağışlardan finanse edilemeyeceği gerçeğini ortaya çıkarınca yeni gelir kaynakları bulmak amacıyla memur maaşlarından zorunlu kesintiler yapıldı. Resmi evrak ve kağıtlar bastırılarak satışa sunuldu. Çeşitli isimlerde harç ve vergiler konuldu, eski pullar satıldı, kurban derilerinin satışından elde edilen paralar ve ayrıca hattın tamamlanan kısmında yapılan yolcu ve eşya nakliyatı hasılatı fona bırakıldı. Sonuç olarak başarılı bir mali yönetim sonucu 1900 ile 1908 yılları arasındaki inşaatın gelirleri giderlerinden fazla olarak gerçekleşmişti. Demiryolunun teknik işlerinin idaresi 1901'de Alman mühendisi Meissner'e verildi. Onunla birlikte 17'si Türk, 12'si Alman, 5'i İtalyan, 5'i Fransız, 2'si Avusturyalı, 1'i Belçikalı ve 1'i Rum olmak üzere yol inşaatının teknik kadrosunda 43 mühendis çalışıyordu. İnşaat ilerledikçe Avrupalı mühendislerin sayısı azalırken Osmanlı mühendislerinin sayısı arttı ve edindikleri tecrübe sayesinde demiryolunun kutsal topraklardaki inşaatını tamamen Müslüman mühendisler gerçekleştirdi. İşçiler büyük ölçüde askeri birliklerden sağlandı. Sayıları 7500'ü bulan Osmanlı askerleri subayların idaresinde inşaat işlerine yardımcı oldu. Piyade taburları toprak kazma, ocaklardan taş çıkarma, duvar örme, marangozluk, ateşçilik ve makinistlik gibi işleri görüyor, telgraf müfrezesi hattın telgraf işlerinde
ve istasyonların haberleşme memurluklarında, Bahriye askerleri ise Beyrut'la Hayfa limanlarına gelen demiryolu malzeme ve araçlarının nakliyatında çalışıyordu. Demiryolu inşaatında 1903'te Amman'a, 1904'te Maan'a ulaşıldı. Demiryolunun 460. kilometredeki Maan'a varmasından sonra inşaatla işletme işleri birbirinden ayrılarak bir işletme idaresi kuruldu ve demiryolunda 1905 yılında yolcu ve eşya taşımacılığına başlandı. ...1908 yılında Medine'ye varılmıştı. Toplam olarak 1464 kilometreyi bulan Hicaz Demiryolu, 1 Eylül 1908 tarihinde yapılan bir törenle bizzat 2. Abdülhamit tarafından işletmeye açıldı. 1909'da Hayfa-Şam arasında her gün, Şam'la Medine arasındaysa haftada 3 gün karşılıklı yolcu ve ticari eşya taşınıyor, lüzumu halinde inşaat malzemeleri, askeri erzak ve hacıların nakli için ilave tren seferleri düzenleniyordu. Hat güzergahında irili ufaklı çok sayıda istasyon bulunması ve hareket saatlerinde namaz vakitlerinin dikkate alınması yolcular açısından kolaylık sağlamaktaydı. Hicaz hattında ayrıca işleyen vagonlardan biri mescit vagonu olarak tahsis edilmişti. Değerli dinleyicilerimiz, özellikle ifade edilmelidir ki Hicaz Demiryolu'nun inşaatı aşırı sıcaklık, kuraklık, su sıkıntısı ve arazi şartlarının getirdiği tabii zorluklarla Bedevilerin engellemelerine rağmen kısa kabul edilecek bir sürede tamamlanmıştır. Yalnız 1908'de demiryolu ve telgraf tellerine yapılan sabotaj ve saldırı sayısı 128'i bulmuştu. Hattın korunması için tedbirler arttırıldı. Buna rağmen saldırıların ardı arkası kesilmedi ve şiddetli çarpışmalar oldu. Mesela 1908 Temmuz'u sonlarında bir gece baskınıyla 300'e yakın Osmanlı askeri katledildi. Saldırılar demiryolunun Medine'ye ulaşmasından sonra da sürdü. Hicaz Demiryolu 1917 yılına kadar ilave edilen yeni hatlarla 1750 kilometre uzunluğa erişti. Ancak yapımı bütün Müslümanların ortak isteği olan Medine-Mekke ve Mekke-Cidde hatları ise Şerif Hüseyin ve onun kışkırttığı kimselerin karşı koyması üzerine Medine-Mekke ve Cidde-Mekke hatlarının yapımından vazgeçildi. 1916 Haziran'ında Şerif Hüseyin'in İngilizlerle gizlice anlaşarak isyan etmesi Hicaz Demiryolu'nun da sonunu hazırladı. İngiliz subaylarının yönlendirdiği Bedevilerin ardı arkası kesilmeyen saldırılarına rağmen hattın büyük bir bölümü Osmanlı kuvvetlerince denetim altında tutuldu. 10 Ocak 1919'da Medine'nin teslim olmasıyla birlikte Hicaz Demiryolu üzerindeki Osmanlı hakimiyeti de maalesef sona erdi. Hicaz Demiryolu tamamlandıktan sonra önemli askeri, siyasi, iktisadi ve içtimai sonuçlara vesile oldu. Örneğin Hicaz bölgesine ve Yemen'e asker, silah, malzeme ve erzak nakliyatı bu yol üzerinden yapıldı. Demiryolu, 1. Dünya Savaşı ve Hicaz isyanı sırasındaki nakliyat ve askeri operasyonlarda hayati bir ulaşım aracı oldu. Kömür bulunamadığından lokomotifler odunla çalıştırıldı. Yağ sıkıntısı, su problemi, artan trafik ve Bedevi saldırıları trenlerin hızlarını büyük ölçüde düşürse de Sina, Filistin, Suriye cephelerine yardım gönderilmesinde ve özellikle Medine'nin Şam'la bağlantısının devam etmesinde Hicaz Demiryolu yegane ulaşım vasıtasıydı. Medine'de bulunan mukaddes emanetlerle binlerce sivilin Suriye'ye gönderilmesi yine bu demiryolu sayesinde gerçekleşti. Bütün cephelerde alınan yenilgilere rağmen Medine'nin 1919 başına kadar teslim olmamasında da hattın önemli bir payı bulunmaktadır. Hicaz Demiryolu 1. Dünya Savaşı öncesi sivil taşımacılıkta da kullanıldı. 1910'da trenle seyahat eden yolcu sayısı 168.448 iken bu rakam 1913'te 232.563 olarak gerçekleşti.
1911'de Medine'ye trenle gelen hacı sayısı 13.102 idi. Yılda ortalama 16 bin hacı Hicaz hattını kullanıyordu. 1908'den 1913'e kadarki dönemde toplam yolcu sayısı yaklaşık 1 milyon dolayındaydı. Ayrıca 2 lira tutan tren ücreti önceki masrafın ancak onda biri kadardı ve bu rahat yolculuk iyi şartlar altında 72 saat sürüyordu. Güzergah üzerinde bulunan yerleşim birimlerinde üretilen malların uzak pazarlara naklinde sağlanan kolaylık buralardaki gelişmeyi hızlandırdı. Aynı şekilde imar ve inşa faaliyetlerinin artmasında ve birçok kamu binasının yapımında demir yolunun bölgeye getirdiği değişimin payı vardı. Böylece ileride Cumhuriyet demir yollarının yapımı aşamasında gerekecek bilgi ve tecrübe birikiminin temeli de atılmış oldu. Çünkü bu süre zarfında azımsanmayacak kadar çok teknik eleman yetişti. Sonuç olarak Hicaz Demiryolu meydana getirdiği maddi sonuçların yanı sıra dünya Müslümanları arasında ortak bir hedef ve ideal etrafında yardımlaşma ve dayanışma bilincinin oluşmasına da önemli katkı sağlamıştı. Hicaz Demiryolu hattının birçok malzemesi bugün maalesef atıl ve istasyonlarda metruk bir halde bulunmaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.